Sizin pencerenizden bu 90 dakikayı nasıl yorumlayacaksınız? Valla Fenerbahçe için e, mesela ikinci yarı periyodu başladığında ilk hafta 6 haftanın e, sert geçeceğini biliyorduk. Ve bu 6 haftayı e, yani Galatasaray maçı bitene kadar e, sıkıntısız tamlarsa önü çok açık diyorduk. Ama e, rakiplerinden biri yani üstteki rakiplerinden biri Trabzonspor'a gittin yenildin. İkincisi Alanya Spor. İçeride berabere kaldın. Daha sonra en önemli rakibinle oynayacağın hafta öncesi Ankara deplasmanında da mağlup oluyorsun. 3 haftada 8 puanlık bir kayıp. Yani ilk uzun maraton denebilir, işte telafi edebilir, denebilir. İşte rakipler birbiriyle oynayacak, denebilir bundan sonraki maçları kazanacaksın denebilir. Ama Evren de altını çizdi. Böyle bir oyunla. Yani bu, bu e, kısırlıktaki performansta e, Fenerbahçe'nin hayal ettiği şampiyonluğu yakalaması çok mümkün değil. Yani bundan sonra Sında aslında e, iki dönem yaşayacak Fenerbahçe. Birincisi 1 e, bir Mart ayı yaşayacak. ve iki Trabzon maçları var. Yani buradan e, çıkmak zorunda. Türkiye yani, zira Türkiye Kupası'nda yani iki Trabzon spor maçı. Yani buradan e, çıkmak zorunda. En, en azından e, kupa finalini garantilemek zorunda. O etabı geçmesi lazım. Belki de e, Ersun Hoca'nın da Fenerbahçe yönetiminin de e, yeni bir strateji, yeni bir senaryonun peşine düşmesi gerekiyor. İşin e, teknik bölüm bölümü daha da sıkıntılı. E, bu ilk, ilk maçı değil, evren. Fenerbahçe'nin. Bu kadar kısır oynadı. Mesela Antalya maçı içeride. Bir 0 mağlup duruma düştü. Rakip aynı oyun oynadı. Sağdan geldin, soldan geldin. Pozisyon neredeyse pozisyona girmeden maçı bitirdin gittin. Kayseri spor maçı. Yenik duruma düştün. Tek kaleye çevirdin. Yıktın oraya. Gene e, kazanacak golü ya da beraberlik golünü gelemeden gittin. Trabzonspor maçı 2 45. Çok benzer bir oyun. Mağlupsun rakip sahayı yıktın. Ee, gene istediğin sonucu alamadın. En son geçen hafta Alanya maçı. Yani tek kaleye çevirdiği e, o maçlarda bile. Ama o maçlarda yine bir net pozisyonları vardı. Bu maçlarda net yüzde yüz bir pozisyon yok. Hayır şey var. E, şimdi burada, burada performans arıyorsun. Mesela e, sizler de futbolculuk yaşantınızda yaşamışsınızdır. Bu tip maçları, bu tip geril, gerilimli maçları. Şimdi e, böyle karşılaşmalarda önemli dediğiniz yani tırnak içinde tecrübeli, önemli, beklentisi yüksek dediğiniz oyuncunun sorumlu kalması lazım. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığınız zaman bu bunu e, alacak oyuncu kim? Bir Gustavo bence. Yani Bayern Münih görmüş, değil mi? Fransa görmüş. Brezilya milli takımı görmüş bir oyuncu. İkinci, ikincisi ikinci yarı sahaya girdi. Emre Belezoğlu. Sakatlandı çıktı. Sakatlandı çıktı. <laughs> Ve e, Özellikle bu tip te tecrübeli oyuncular e, çevredeki yani etraflarındaki arkadaşlarıyla, kuracakları ilişkide konuşmayla şöyle yap böyle yap diyerek e, oyunu sakinleştirmeli e, ve ma maçın akışına bir, bir akıl koymaları gerekirdi. Tam aksine baktığınız zaman Fenerbahçe'de bir panik var. Yani bir an önce kaleye gidip, bir an önce topu oraya ortalayayım, bir an önce o onu yapayım ve ve o panik içinde o kadar çok hata geliyor ki peş peşe. Rakip oynamaya başlıyorlar bir, birdenbire oyunu. Ve bunu bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, altı değil. Yani sezon başından beri böyle. Şimdi e, senin oyuncun bu aklı koyamıyorsa teknik direktörün bu aklı koyması lazım. Beyler sakin olacaksınız. Böyle yapacağız, şöyle yapacağız. Onu buraya çekeceğiz. İşte sol gösterip sağ vuracağız. Neyse yani. E, işin rakibe göre bir, bir teknik aklı. Baktığınız zaman onu da göremiyorsun. Şimdi ee, şunu diyebilirler yani Fenerbahçe sol kanat olmadan oynuyor. Doğru sol kanat olmadan oynuyor. Esa kanat da verimli oynamıyor. Bu maç en azından denedi. O zaman farklı oynayacak. Buna Tabii aynen. Söyler. Yani şimdi Rodriguez yok, kanat yok. O zaman farklı bir oyun bulacak. Bunu sonra konuşuruz. Ya ya oyuncular değiştireceksin. Ee, o farklılığı getirmek adına dediği gibi Reyha Hoca'nın ya da oyunu değiştireceksin. Farklı bir yerleşim, farklı bir sistemle de oynayabilir. Evet. Erman ee, Hocam tebrik ederiz. Yani Ankara güçlü olduğunu her fırsatta söyleyen ve Ankara güçlü olduğu da bilinen birisi olduğunuz için. E, hocam, 9 yıl 2 ay sonra, en son 2010 yılında, Aralık ayında Ankara gücü Fenerbahçe'yi Ankara'da yenmiş. E, bu kadar eski olduğunu bilmiyordum ben o galibiyetin. Ama önüme şimdi notu düştü. E, arka arkaya maçlar bittikten hemen sonra e, bizim... Resmi kaynaklarımızdan geliyor hemen istatistikler, bilgiler, tarihe notlar. Ee, hakikaten tebrik ederiz. Ankara Gücü için çok önemli bir galibiyet. Geçen sene Ankara Gücü İstanbul'da Fener'i yendi mi? Ankara'da. Yok yok İstanbul'da Fener'i yendi mi? Yendi. Üç. Geçen sene. Tabii. Olabilir, gelmiş olabilir. Hayır, şeyin Ankara'da dokuz yıl 2 ay sonra yenmiş hocam. Şeyin gittiği maçtı işte. Evet. E, Hollandalı hoca o maçtan sonra gitti. İsmail, İsmail Kartal çalıştırıyordu hocam evet, o zaman evet. Ankara Gücü'nü. Ligin ilk yarısında yedinci haftaydı, pardon beşinci ee, 5. hafta, 5. 5 hafta. Ankara 2. Gücü yani. Fener maçları tersler. Ankara Gücü Fener bir de Fener e, gençler birliği maçları ters maçlardır. Galatasaray gençler birliği maçları da enteresan. Fener maçlar. gençler de tersler. şey olmuştur böyle geri şey geçer yani tuhaf Gelgin geçer. Mi? Şimdi abi bak, Fenerbahçe takımı bu takım iki senedir kuruluyor değil mi? İki evet. yıldır. Teknik adamı bir buçuk yıl başında değil mi? Evet. Hemen hemen. Bir yıl. Bir, bir yıl, yıl, bir yıl, ay. Bir yıl. Bir yani yıl, yılın, bir yıl. Geçen yılın ilk yarısının sonunda. Peki, Ocaktan önce geldi geçen Ocaktan sene. Ocaktan önce, önce geldi ama ya. yani evet. ilk yarı diyelim hocam evet, ona. Evet. Hani bir yıl işte. Evet. Yani Bir yıl, beş hafta falan gibi. Bir buçuk yılda. Peki, iki yılda Ankara gücünde kaç teknik adam değişti? Söyleyebiliyor musunuz tık diye? Ya bu sene dört tane ya. Söyleyemiyorsunuz. Çünkü yönetim, bakmanız lazım. Yönetim değişti. Oyuncu yönetim değişti. değişti. Yönetim değişti. değişti bakmanız lazım. 40 oyuncu falan sirkülasyonu olabilir. Şimdi 30 tane. 30, 30 tane. Fener Fenerbahçe 40 yok, 40. Kulübü, Fenerbahçe şey, takımı. Ankara, Ankara. Ucu ha. pardon. Tabii rahat var. 40 40 Fenerbahçe var. Fenerbahçe takımı. Başkanı büyük iddialarla geldi. Yönetimi biz hazırlandık dediler. Bütün gruplarımız hazır. Transferlerimiz, şeylerimiz, transfer yapacak ekiplerimiz filan. İki sene sonra, şimdi ben galip gelirse mağlup olursun, ondan bahsetmeyeceğim. Bir takım iki senede bugünkü mücadeleyi yapıyor. Topu oynuyor, futbol oynuyor. Fenerbahçe ne zamandır mücadele ediyor. İyi futbol oynamıyor. Bazıları işte biz iyi oynadık da, işte biz böyle oynayalım da filan hep daha daha dahil olmuyor. İki, ya kardeşim hakemler bizi yiyor, federasyon bizim maçımızı idare eden öbür maçta falan konuşuyor, konuşa geliyorlar. Bak şimdi takım yani Ankara gücü 2 saatte kuruluyor neredeyse. Son artık 24 saat bitecek. 2 saatte kuruluyor. Toplama bir takım. Yeni bir teknik adam. Maça çıkıyorlar. iki takım arasında bir tane fark var. Ne? Birinin ruhu var. Birinin ruhu yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Birisinin mücadelesine bakın sağda, Birisinin mücadelesine bakın. Sen Fenerbahçe'sin ya. Sen gir çık bilmem Ben diyorum ki maçı seyrederken bu Fenerbahçe bir gol atarsa 85'te 90'da iki tane bile yapabilir diyorum. Ama o hava yok Fenerbahçe'de. Öyle olduğu zaman da bile Ankara gücü gidiyor. Futbolcuları gidiyor. Seyirciyle sahada oynayan topçu. Ya bunlar yeni gelen oyuncular Ankara gücüne. Nasıl o havayı bulmuşlar? Seyrettiniz mi maçın içinde? Maçtan sonra. Bu iş hava iş abi. Bu iş bu iş öyle konuşmayla falan olmuyor. Sen hakemdi, federasyondu, federasyon başkanıydı, Malatya Spor öyle istedi, Trabzon bunu yaptı dersen, senin topçu şunu söyler. Ya ben yürüsem de benim yöneticim zaten beni yırttırıyor. Sezon sonunda şampiyon da olmazsak, e, suçlular hazır. Federasyon başkanı, federasyon kurulu, tahkim, disiplin, işte Erman Toroğlu var bir tarafta suçlu. Var oğlu var abi. Küfür ediyorlar Erman Toroğlu'na gelip ATV'nin önünde filan. Suçlu var. Sen futbolcunu kurtarıyorsun. Teknik adamını kurtarıyorsun. Aynaya bak ya. Fenerbahçe bu mu? Ben topçu olacağım. Ya burada var ya ısırırım ya. Ha iyi oynayamayabilirim bak. İyi oynayabilirim ama orada bayılırım ya yorgunluktan. Ya topçulara bakıyorum. Ruhları yok ya. Herkes ayrı telten çalıyor abi. Böyle bir fener olur mu ya? Arkadaşlar Teknik direktörün haline bakıyorum kenarda. O zaten uçmuş. Surat gitmiş. Öyle bir teknik direktör toparlayamaz mı takımı. Onun orada diri olması lazım. Şekilli olması lazım. Değiştirecek ya. Her an bir şey yapabilir. Ulan kaleciyi santrafora alırsın. Kendini attırırsın. Bir şey yaparsın. Bir değiştirirsin. Hareket yok abi. Ankara gücünde var onlar yok. Sonra şimdi yarın ne yapacaklar bilmiyorum. Ben şimdi söylüyorum ya. Bu Serdar Aziz. Bu Serdar Aziz büyü falan mı yaptırıyor hakemlere ya? Ya bugün üç pozisyon. Geçen maç üç pozisyon. İtiyor, kalkıyor, vuruyor. Nasıl duruyor abi sahada ya? Ayıptır ya. Yani bunu kickboksa falan gitmesi lazım Serdar. Bakın başka topçu için söylemiyorum. hedefte göstermiyorum ama ayıptır ya. Allah büyü yaptırıyor bu hakemler. En yani son sarı kart gördü hocam ama. Yani ya o, iş işten o, işten geçmiş. Geç. Nokta gelmiş 88 atılır ya. Kaç tane bozuyor? Bir tane değil ki. Değil.